Uzmanlık alanım büyük memeli yaban hayvanları. Eskişehir'de memeli yaban hayvanlarını ve daha sonra da kuşları, kuş türlerini araştırmakla görevliyim. Ben yine memeli yaban hayvanlarını araştırdığım bir arazi esnasında kara akbabaların kayıtlarını aldım. Bu kayıtları daha sonra arazi ortamından ev ofis ortamına geçtiğimde tekrar detaylı bir incelemesini yaptım. Bu yaptığım incelemede akbabaların içinden bir tanesinde GPS vericisi ve kanat etiketi olduğunu gördüm. Bu kanat etiketinde hayvanın kodu, numarası yazıyor. Bu koddan ben araştırmaya başladım. Yunanistan'a ulaştım. Yunanistan'da Silvia diye bir arkadaşla görüştüm. Silvia'dan aldığım bilgiler neticesinde bu kara akbaba 2021 yılında Yunanistan'da Dadya Ulusal Milli Park'ta etiketlenmiş bu hayvan. Orada yakalanmış. 2021 yılında tekrardan hayvanı geri bırakmışlar. Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapmış. Oradan da Eskişehir'e gelmiş. Hayvan şu an Eskişehir sınırları içerisinde beslenmeye ve hayati fonksiyonlarını devam ettirmeye gayret gösteriyor. Kara akbabalar nesli tükenme tehlikesi altında olan bir tür. Türkiye'de 4 akbaba türü yaşıyor. Bu 4 akbaba türünün tamamı da Eskişehir'de mevcut. Kara akbabaların sayıları da gerçekten ciddi anlamda azalmaya başladı. Türkiye genelinde aşağı yukarı bir 400 ile 600 çift olduğu düşünülüyor yapılan araştırmalar sonucunda. Bir yerde leş olacak ki bu hayvan karnını doyursun, beslensin. O yüzden leşe bağımlı bir tür. Leşe bağımlı bir tür olduğu için de aslında çok faydalı bir hayvan. Biliyorsunuzdur, leşler belirli bir süre geçtikten sonra mikrop ve bakteri üretmeye başlıyor. Bu akbabalar sayesinde bu bakteriler, mikroplar doğaya yayılmadan hayvanlar bunu doğadan yok ediyor. Yani doğanın çöpçüleri diyebiliriz biz akbabalara. En büyük sıkıntılarından biri de zehirlenme. Özellikle kırsal alandaki hayvan sahipleri işte leşlerin içine kurdu, çakalı vesaire öldürmek için zehir atıyorlar. Bu zehiri onlardan önce akbabalar gökyüzünde uçarken görüyor, iniyor. Yiyerek yaşamları maalesef sona eriyor. En büyük sıkıntıları akbabaların zehirlenme. Bunlar tamamen zararsız hayvanlar. Bizim faydamıza sürekli iş yapan hayvanlar. Akbabaları tanımalıyız ve korumalıyız.